Hayırlı akşamlar Karaman, hayırlı akşamlar İbrala.com takipçileri. Güzel bir hafta sonundan 13 Mart 2022 Pazar akşamından güzel Karaman görüntüleriyle sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Karaman'da bugün yaşanan önemli gelişmeleri her birini tek tek ayrı ayrı tane tane elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Her akşam olduğu gibi bu akşam da canlı yayınımıza Karaman'ın, Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun oradan katılan Karaman sevdalılarına 70 plakayı gördüğü zaman içi pırpır eden bütün izleyicilerimize selam ediyoruz. Genç bir hemşirenin vefatı, iki evlat bekleyen evlatlarını kucağına almasına 15 gün kalan Karamanlı hemşirenin vefatına ilişkin ayrıntılar aktaracağız. Bunun üstüne hemencecik 18 yaşında Karamanlı bir gencimiz de yine vefat etti, onun bilgisini aktaracağız. Uzun yıllar Karaman'da esnaflık yapan bir hemşerimiz yine bugün vefat etti, onun bilgisini aktaracağız. Çumra'da, Konya'nın Çumra ilçesinde, Karaman'a çok yakın biliyorsunuz. Orada yaşanan olaylara değineceğiz. Karaman önümüzdeki hafta buz tutacak. Karaman ve bölgemizden hava durumu bilgilerini aktaracağız. Dopdolu bir bülten hazırladık. Koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Karaman'da binlerin altına inmiyor vaka sayıları. Ondan da bilgi vereceğiz. Dopdolu bir haber bülteni hazırladık. İzleyicilerimiz yayınımıza yavaş yavaş geliyorlar. Bütün izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Karaman'da yaşanan bütün gelişmeleri elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Sizler de yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel geldi bir katkı sağlıyorsunuz, tahmin edemezsiniz. İnanın bu yayını hazırlarken ki bütün uğraşımız, bütün sıkıntılarımız sizlerden gelen güzel yorumlarla, yayınımıza katılmanız, beğeni ve paylaşımlarınızla ortadan kalkıyor. Her birinize teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Karaman'da genç yaşta vefat eden hemşire ile ilgili bilgileri aktaracağız sizlere. Onun üstüne üstlük 18 yaşında bir gencimizi yine bugün kaybettik. Karaman gerçekten bugün çok üzüldü. Gerçekten yürekler yakıldı denilebilir. Onların hepsini tek tek değerlendireceğiz sayın izleyicilerimiz. Peki köylerde durum ne? Köy yolları açık mı? Köy yollarındaki son durum ne? Onların da bilgisini aktaracağız. Sonrasında Çumra'ya gideceğiz. Çumra'da olaylar oldu bugün. Çumra'dan bahsedeceğiz. Anlayacağınız, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Karaman'daki önemli gelişmeleri aktaracağız. Facebook'tan yazdığınız yorumları ekranımızın alt köşesine aktardığımızı siz zaten biliyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Facebook'tan yorum yazan izleyicilerimizin yorumları alt ekranımızda yerini alıyor. Şu anda çok sayıda ağda aynı anda canlı yayındayız. Bütün izleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz. Instagram'dan izleyen izleyicilerimiz, Instagram'dan izleyenlere de selam ediyoruz. Onlar da yorum yazarlarsa yayınımızda yer vereceğiz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Yayınımızı izleyen bütün doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı şimdiden kutluyoruz. Allah onlardan razı olsun, eksikliklerini göstermesin inşallah. Haber maratonumuza geçmeden önce izleyicilerimizden gelen mesajları yayınımıza aktarmaya başlayalım mı? Ne dersiniz? Her birine bir selam edelim. Bir teşekkür edelim. Fotoğrafınızla, isminizle birlikte ekranımızın altına aktarıyoruz. Bildiğiniz üzere sizlerden gelen yorumları, mesajları her birine de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bütün izleyicilerimizden. Navruz Aytürk Çobanoğlu mesaj göndermiş. İzleyicimizin mesajını ekranımıza gönderelim. Hayırlı akşamlar dileklerini iletmiş. Alican Göktaş, Göktan demiş, ne demek istediyse bilemedik açıkçası. Yiğit Bozkurt, yarın okullar tatil mi diye mesaj göndermiş. O konuya da birazdan değineceğiz. Karaman önümüzdeki hafta donacak. Hüseyin Sezer, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sizlerin sayesinde Karaman'dan haberdar oluyoruz demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Nafil Aksoy mesaj göndermiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Bütün sosyal medyalarında Karaman'daki önemli gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Hiçbir yere ayrılmayınız. Yorumlarla, mesajlarla yayınımıza katkı sağlamanızı istirham ediyoruz. Erdem Kuaför mesaj göndermiş. Erdem Kuaför'ün herhalde eşiniz olsa gerek. Mutluluklar diliyoruz, hayırlı akşamlar, yayın hayatınızda başarılar demiş. Memleketimizden hep güzel haberler duymak dileğiyle demiş. Erdem Kuaför'ün mesajı ekranlarımıza geldi. İbrala.com sitesinde sizlere Karaman'daki önemli gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Instagram'dan katılan Sevgi Küçük Topçu'ya, Keziban Yetiş diye, Hatice Ülkümen'e, Şaban Eryiğit'e selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni. Karaman'da bugün neler yaşandı? Yürekleri dağlayan olayların ayrıntılarını aktaracağız. Bütün izleyicilerimizle yorumlayacağız neler yaşandı acaba. Hep birlikte bakalım. Mehmet Kalkan mesaj göndermiş. Mehmet Kalkan'ın profil fotoğrafı kendisininki yan. Aman
Niye ekrana yan yansıtıyorsunuz Mehmet Bey'in fotoğrafını demeyin. Facebook'taki fotoğrafı bu şekilde. Hasan Karaca hayırlı akşamlar demiş. Taşkale'ye selam ediyoruz. Abid Çoban mesaj göndermiş. Selamlarını iletmiş. Ramazan Özyer mesaj göndermiş. Kendisilerinin mesajlarını ekranlarımıza getirdik. Haber maratonumuza, koşturmacamıza başlayacağız. Siz değerli izleyicilerimizden her akşam olduğu gibi lütfen yorumlarla, beğenilerle bizlere katkı sağlamalarını istirham ediyoruz. Eminim ben kardeşinizi kırmazsınız. Dün akşam aktaramadığımız bir haber vardı. Size de mahcup olduk. Karaman'daki kaza vardı. Buzlu yolda kaza yapan aracın hemşerimizin bilgilerini aktaracaktık siz değerli izleyicilerimize. Her gün on binlerce kişi tarafından izlenen Karaman'ın tek canlı haber bülteni her gün saat 21'de. Bu canlı yayında şu anda alt ekranımızda geçen Duru Bulgur ve Uyum Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi gibi, dün Şahin Sel gibi reklam ve işbirliği çalışmaları için bize 0545 530 70 70'ten ulaşabilirsiniz. Bunun bilgisini aktaralım ve diğer haberlerimizle hemen haber maratonumuza başlayalım. İlk haberimiz geldi. Şu anda ekranlarımıza geldi sayın izleyicilerimiz. Karaman'daki kazanın ayrıntılarını aktaracağız değerli izleyicilerimiz sizlere. Karaman'da buzlu yolda kayan otomobil elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza yerinden görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Ali Özcan yönetimdeki 42UR668 plakalı otomobil Mehmet Bey Mahallesi Kenzi Caddesi'nde buzlu yolda kayınca refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücünün yanındaki kardeşi Yunus Özcan yaralandı. Yaralı Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizler de lütfen haberlerimizle, yorumlarınızla katkı sağlayınız. Zübeyde 70-70'e, Yusuf Değirmenci'ye, Arslanbaş Ayşe'ye hoş geldiniz diyoruz. Diğer haberlerimizle haber maratonumuza devam ediyoruz. Karaman'da yaşanan önemli gelişmeleri sizlere aktardığımız canlı yayınımızda haber maratonumuza, koşturmacamıza devam edeceğiz. Karaman'da neler yaşandı? Öne çıkan haberler, başlıklar nelerdi? Yürek yakan olayın, genç hemşirenin vefat ettiği olayın ayrıntılarını da aktaracağız siz değerli izleyicilerimize. Aktekke'den görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Sizler de lütfen gerek Instagram'dan gerek Facebook'tan izleyenler beğeni tuşunu kullanarak yorum yazmazsanız canınız sağ olsun ama beğen ve özellikle bir de paylaş yaparsanız çok mutlu oluruz. Daha çok Karamanlı'ya ulaşmak için siz değerli hemşirelerimizin desteğine inanın çok ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ve Karaman'da yürekleri dağlayan o olayın ayrıntılarını ekranlarımıza getireceğiz. Allah rahmet eylesin diyelim. Karaman'da genç hemşire yürekleri dağladı. Şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz hemşerimizi. Karaman'da genç hemşire yürekleri dağladı. Evinde eşi tarafından birinci kapalı halde bulunan 9 aylık ikiz bebeğe hamile olduğu öğrenilen genç hemşire kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Şimdi kaza yerinden düzeltiyorum. Olay yerinden görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz İbrala.com canlı yayınında. Lütfen siz de yorumlarınızla bizlere katkı sağlayınız. Karaman'da genç hemşire yürekleri dağladı. O görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan 9 aylık ikiz bebeğe hamile olduğu öğrenilen genç hemşire kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay saat 16.30 sıralarında Mansurdede Mahallesi 106 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre işten evine dönen bilinci E.K. 9 aylık ikiz bebeğe hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Günenç Karapınar'ı bilinci kapalı halde buldu. Eşinin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ekini sevk edildi. Genç kadın ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç hemşire hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki ikiz bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı. Doğumuna 15 gün kaldığı ve tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen genç kadının, Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştığı, geçtiğimiz ayda doğum iznine ayrıldığı öğrenildi. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İbrala.com olarak hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin diyelim, mekanı cennet olsun. Birazdan cenazesinden de görüntüleri aktaracağız. Sizler neler yazmışsınız hemen bakalım, ekranlarımıza götürelim.
Ramazan Kurşun Bilek vefat eden genç hemşerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim demiş. Emir Allah'ın başının sağ olsun, inşallah nurlar içinde yatsın demiş. Bu Emir Allah'ın kelimesi de Karamanlılara has ve çok sevdiğim bir ifadedir. Emir Allah'ın, hakikaten Emir Allah'ın mekanı cennet olsun. Erdem Kuaför mesaj göndermiş. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır dilerim demiş. Ekranlarımıza aktardık. Nazmi Tekin baş mesaj göndermiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Cebrail Kurukafa sağ olsun her akşam yayınımıza katılır. Lütfen Facebook'ta sizin 2 saniyelik işiniz basabilirsiniz. Paylaş butonuna bastığınız an daha çok insana ulaşmama katkı sağlarsınız. Yiğit Bozkurt Instagram'dan Allah rahmet eylesin demiş. Emine Hanım Allah rahmet eylesin dileklerini iletmiş. Aynı Yıldırım'a, Yiğit Bozkurt'a, Durmuş Güven'e hoş geldiniz diyoruz. Instagram'dan katılan izleyicilerimiz, lütfen hiçbir yere ayrılmayınız. Beğeni ve paylaş tuşlarına basarak bizlere katkı sağlayınız. Mehmet Köse mesaj göndermiş. Facebook'tan gönderdiğiniz mesajları ekranlarımıza aktardığımızı tekrar ifade etmek istiyoruz. Mehmet Köse'nin fotoğrafıyla birlikte bilgileri ekranlarımıza geldi. İmiş Gönenç ailesine başsağlığı diliyorum demiş. Hüseyin Sezer gönderdiği mesajda ekranlarımıza getirdik. Allah sabır versin. 2 yıl önce de diğer kızı trafik kazası geçirmiş hemşerimizin. Şimdi de bu evladını kaybetti. Allah dayanma gücü versin, sabır versin diyelim. Diğer haberlerimizle devam edeceğiz. Yalnız bu acı katlanır bir acı değil sayın izleyicilerimiz. Instagram'dan katılan izleyicilerimiz, beğeni tuşuna bolca basıyorlar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Selami Göktaş Karaman Yeşildere köyünden yayınımıza katılmış, İzmir'den katılmış. Yeşildere köyünden Selami Göktaş'a ve ailesine selamlar iletiyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bültenine Türkiye'nin, dünyanın birçok noktasından Karamanlılar katılıyor. Şu anda da üzerinde herhalde deniz kenarı olduğu için şortlu, yakışıklı fotoğrafıyla Selami Göktaş katıldı. Kendisine selam ediyoruz. Karaman'dan, ata yurdundan, baba ocağından selamlar, saygılar gönderiyoruz. Her akşam saat 21'de Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında izleyicilerimiz yayınımıza adeta akın ediyorlar. Paylaş butonunu kullanarak yayını paylaşanlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. Selma Rıza'ya, Murat Emine 7042'ye, Instagram'dan katılanlara hoş geldiniz diyoruz. Karaman'da genç hemşire vefat etti. Onun biraz sonra cenazesinden görüntülerini aktaracağız. Aynı zamanda Piri Reis konutlarında 18 yaşında bir evladımız yine bugün kaybettik. Onun da bilgisini aktaracağız. İyi yayınlar dileklerini iletmiş Osman Harmankaya, sizler aracılığıyla genç hemşire kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini iletiyorum demiş. Osman Harmankaya'nın mesajı ekranlarımıza geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yayını paylaşanlara da paylaş butonuna, ekran hemen altında görüyorsunuz. Paylaş butonuna basıp yayını Facebook'unuzda paylaşıp ben kardeşinize katkı sağlarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden Allah razı olsun. Sabri Arkuntaş, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun demiş. Sabri Arkuntaş'ın fotoğrafıyla, ismiyle birlikte mesajı ekranlarımıza geldi. Allah tekrardan rahmet eylesin. Dileklerimizi iletmek istiyoruz. Şimdi sizi Piri Reis konutlarına götürmek istiyoruz. Karaman gerçekten bugün acı üstüne acı yaşadı. Allah beterinden korusun. Geride kalanlara sabır ve dayanma gücü versin. Şimdi o haberimiz gelecek ekranlarımıza. Karaman'da gerçekten zor bir pazar günü geçirdik. Tabii uzaktan davulun sesi hoş gelir. Bizler okuyup geçiyoruz, izleyip geçiyoruz. Gelin bir de yaşayanlara sorun, öyle değil mi? Ekranlarınıza geldi. Karaman Piri Reis konutlarındaki görüntüler ekranlarımıza geliyor. Karaman'da üst üste genç yaşta hemşerilerimizin vefatı yürekleri dağladı. İlk olarak 9 aylık hamile olduğu öğrenilen 30 yaşındaki genç hemşirenin vefatının üzüntüsü yaşanırken, şimdi de Karaman'da 18 yaşındaki gencin 15. kattan düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetmesi şehirde derin bir kedere neden oldu. Olay Karaman Merkez Gevher Hatun Mahallesi'ndeki Piri Reis Vadisi konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15. kattan apartman boşluğuna düşen 18 yaşındaki erkek hemşerimiz kolonlara çarparak 3. kattaki terasa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç hemşerimizin düştüğü yerde hayatını kaybettiği bilgisini aktardı. Allah sabır versin, geride kalanlara dayanma gücü versin. Olaya ilişkin bize sosyal medyadan farklı bilgiler gelse de teyide muhtaç bilgiler olduğu için yer vermek istemedik. Ailesinin de acısını depreştirmek istemiyoruz. Allah ailesine sabır versin. Sizler de lütfen düşüncelerinizi yorum olarak yazın. Huriye Kodoba, Melihe Boyacı'ya Nur İş reklama hoş geldiniz diyoruz. Yarın okul var mı diye soran izleyicilerimiz var. Raziye 70'e hoş geldiniz diyoruz. Hepsine tek tek aktaracağız. Yayınımızı paylaş butonuyla daha çok insana ulaştırmakta lütfen bize katkı sağlayınız.
Tekrardan kameralarımızı istasyon caddesine çeviriyoruz. İstasyonun Avrupa'yı görünüm ekranlarımıza geliyor. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde sizlerle birlikte Karaman'da bugün yaşananları aktarmaya çalışacağız. Necla Kabakçı Instagram'dan katılmış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli izleyicilerimiz. Facebook'tan yazdığınız yorumları fotoğrafınızla, isminizle birlikte ekrana getirdiğimizi siz zaten biliyorsunuz. WhatsApp haber hattımızı ekranımızın hemen üst kısmına verelim. 0545 530 70 70. Çevrenizde olan biten gelişmeleri lütfen bize WhatsApp haber hattından ulaştırın. Biz de Karamanlar ile sizlerden gelen mesajları bulaştırarım sayın izleyicilerimiz. Karaman'da üzüntülü haberleri üst üste vermeye maalesef devam ediyoruz. Allah rahmet eylesin diyelim. Diğer haberimize geçelim. Aktekke'den görüntüleri ekranlarımıza getirdik. Karaman önümüzdeki hafta buz tutacak. Ona ilişkin de ayrıntıları birazdan aktaracağız. Karaman'da iki hemşerimiz vefat etti. Bugün Musalla'da defnedilen hemşerilerimizin bilgisini aktaralım. Aslen Karamanlı olup Cedit Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Mehmet Duygu Tuna, 80 yaşındaydı hemşerimiz. Birazdan onun ayrıntılarını da aktaracağız. Bugün de vefat etti. Öğle namazını mütakip Musalla'dan defnedildi. Bir diğer hemşerimiz ise Aslen Karamanlı olup Mansur Dede Mahallesi'nde ikamet eden Sevinç Güvenç Karapınar, 30 yaşındaydı hemşerimiz, cenazesi öğle namazını mütakip Musalla'dan defnedildi. Her iki hemşerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Instagram'dan katılan Elif Hanım'a, Kader Hanım'a ayrıca selam ediyoruz. Hoş geldiniz. Avcin 71 de yayınımıza katılmış. Ona da hoş geldiniz diyelim. Tekrardan Aktekke Meydanı'na döndürelim kameraları. Vefat eden hemşerilerimizin bilgisini aktardık. Aktekke Meydanı'ndan görüntüleri de ekranlarımıza getirmeye devam ediyoruz. Bakalım sizler neler yazmışsınız. Sizlerden gelen mesajları ekranlarımıza getirelim. Yasin Kaya, Mut'tan selamlar demiş. Mut'tan yayınımızı izleyen izleyicilerimize de selam edelim. Mut'tan yazanlar var, İzmir'den yazanlar var, Almanya'dan yazanlar var. Hepsine selam edelim. Yarın okullar tatil mi diye Elif Hanım sormuş. Hasan Habib Şimşek sormuş. O konuya da birazdan değineceğiz. Yayınımızdan hiçbir yere ayrılmayınız. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında birazdan Karaman'ın Twitter gündemini, sosyal medya gündemini de değerlendireceğiz. Her akşam saatler 21'i gösterdiğinde Facebook ve Instagram İbrala.com sayfalarında siz değerli izleyicilerimizle hasbihal ediyoruz. Sizler de yorumlarınızla bana eşlik ediyorsunuz. Her birinize teşekkür ediyoruz. Facebook'tan yazdığınız yorumları yazdıysanız bir daha yazın lütfen. Ben yazdım, bir daha ne yazacağım demeyin. Haberlere ilişkin düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Biz de mutlulukla, keyifle yayınımızda yer veririz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Karaman'da ne var ne yok hepsini aktaracağız siz değerli izleyicilerimize. Karaman'da senelerin esnafı vefat etti başlığıyla aktardığımız haberin ayrıntılarını aktaralım. Karaman Merkez Kır Mahallede ikamet etmekte olan, uzun yıllar tornacı ve kaynak ustası olarak Karaman'a hizmet veren, 80 yaşında şu anda da ekranlarınıza gelen Mehmet Duygu Tuna hemşerimiz bugün vefat etti ve öğle namazını mütakip Musalla'dan defnedildi. Hemşerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ne de güzelmiş eski fotoğrafları bakın. O da sizler gibi, bizler gibi bir zamanlar Karaman'ın gençlerindendi, delikanlılarındandı. 80 yılını Karaman sokaklarına, Karaman sanayisine adadı. Sonra da geldi geçti bu dünyadan. Sınavını umarız vermiştir, umarız Allah'ın günahlarını affetmiştir diyelim ve diğer haberlerimizle devam edelim. Karaman Aktekke'ye döndürdük tekrardan kameralarımızı. Instagram'dan katılan izleyicilerimiz tatille ilgili sorular soruyorlar. Birazdan o konuya değineceğimizi tekrar ifade etmek istiyoruz. Vefat haberlerinden sonra köylere gidelim. Köylerden durumları aktaralım. Sizler de yorumlarla düşüncelerinizi yazınız lütfen. Köylerden yayını izleyen izleyicilerimiz, bilgi yazarlarsa köylerde hava nasıl, kar kış ne durumda, bize bilgi yazarlarsa köylerinden özellikle gurbetçi izleyicilerimiz çok memnun kalacaklardır, mutlu olacaklardır. Yayınımıza sizlerin iştirak etmesini istirham ediyoruz. Diğer haberlerimizle devam ediyoruz. 2007'den bu yana Karaman'a hizmet eden İbrala.com haber sitesi canlı yayınlarıyla da sizlerle birlikte oluyor. Diğer haberlerimizde haber maratonumuza devam edelim. Karaman'da köy yollarında son durum başlığıyla yer alan haberin ayrıntılarını ve çalışmalardan görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com canlı yayınında. Karaman merkez ve ilçelerde 3 gündür süren kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Karaman'ın şehirler arası yollarda yapılan çalışmalar ile kapalı yolu bulunmazken
Karaman köylerindeki durum merak konusu oldu. Karaman İl Özel İdaresi ekipleri yağışların başladığı andan itibaren bütün köy yollarında kar küreme çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Karaman İl Özel İdaresi bünyesinde 50 personel karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca köy yollarında grader, yükleyici, kazıcı, yükleyici araçları ile güzergahlarda çalışma yaparak köy yollarının ulaşıma açık kalmasını sağlıyor. Karaman İl Özel İdaresi kapalı köy yolu olmadığı bilgisini aktardı. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz köylerden yayınımızı izleyen izleyicilerimiz de. Ne durumdalar karkış, ne durumda, bize bilgi yazarlarsa Facebook'tan, Instagram'dan yayınımızda yer vermek isteriz sayın izleyicilerimiz. Tekrardan kameralarımızı Aktek'e 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çevirdik. Sizlerden gelen mesajlara bakalım kimler ne yazmış. Yayınımızı aktaralım. Salih Levent yayınımıza katılmış. Yakışıklı fotoğrafıyla birlikte mesajını ekranlarımıza getirdik. Salih Levent'e de mesajı için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında her akşam yaklaşık 1 saat Karaman'daki önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen yorumları ekranlarımıza aktarıyoruz. Zekeriya Çelik, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah anasına babasına sabır versin demiş az önceki vefat haberlerine ilişkin. Ramazan Özyer, her ikisine de Allah rahmet eylesin dileklerini iletmiş. Ramazan Özyer'in fotoğrafıyla birlikte ekranlarımıza gönderdik. Emine Pınar Özdağ, her iki kardeşimizin de mekanı cennet olsun demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kenanlar dün katılmıştı. Kenan Bey bugün de katıldı. Sağ olsun. Selamünaleyküm. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Bülent Baran vardı. Kuaför izleyicimiz birkaç gündür yok. Umarız iyidir. Yeşildereliler gelmeye devam ediyor. Bugün Yeşildereliler Taşkalelileri geçti. Kılbasan'dan da haber bekliyoruz. Kılbasan'daki yangından bilen, gören izleyicilerimiz varsa Kılbasan köylüleri de bize yazsın lütfen. Köyde dün yangın çıktı Kılbasan köyünde. Allah'tan can kaybı yok. Kılbasan köyündeki yangına ilişkin de haber bekliyoruz. İhsan Altınöz mesaj göndermiş. Yeşildere köyünden selam etmiş. İzleyicimizin yakışıklı fotoğrafıyla birlikte mesajı ekranlarımıza geldi. Sütçü Savaş Coşkun mesaj göndermiş. Aman Anamaz köyü açık değil, bir dile getirseniz demiş. Az önce özel idareden yapılan açıklamada Karaman'da kapalı köy yolu yok açıklaması gelmişti. Bunun üzerine Sütçü Savaş Coşkun kullanıcı adlı izleyicimiz Facebook'tan yorum yapmış. Anamaz köyü açık değil demiş. İzleyicimizin mesajı ekranlarımıza geldi. Aktardık sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Sizler de köylerinizdeki durumu bize yazarsanız yayınımızda yer verelim. Köylerde hava durumu nasıl, hep birlikte değerlendirelim sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Köylerdeki durumu sizlere aktardık. Köylerden tekrardan kameralarımızı Aktek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çeviriyoruz. Bildiğiniz üzere yarın 14 Mart Tıp Bayramı. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar sağlayan bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Diğer haberlerimizle haber maratonumuza, koşturmacamıza devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bir diğer haberimiz şu anda ekranlarımıza geldi. Kendisi de doktor olan AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak mesaj yayınladı. Şeker, tüm zorluk ve güçlüklere rağmen özellikle salgın sürecinde gecesini gündüzüne katan, ailesinden günlerce, aylarca uzak güç şartlarda kahramanca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız dedi. Şeker mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi, sizlere aktarmak istiyoruz. Sayın Karamanlı hemşerilerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Saygıdeğer sağlık çalışanlarımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ve bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayarak gece gündüz kar kış, yağmur çamur, bayram tatil demeden tüm zorluk ve güçlüklere rağmen büyük bir sabır ve sevgiyle kutsal görevlerini en iyi şekilde icra etmektedir dedi AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve Karaman'daki ve ülke genelindeki bütün sağlık çalışanlarının, kendi meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Kutlama mesajını ve Recep Şeker'in Karaman'daki hastaneden eğitim araştırma hastanesindeki görüntülerini ekranlarınıza getirdik İbrala.com canlı yayınında. Şimdi tekrardan diğer haberlerimize geçiyoruz. Karaman'daki önemli gelişmeleri siz değerli izleyicilerimize aktarmaya Karaman sokaklarından canlı görüntülerle devam ediyoruz. Sizler de lütfen yayınımıza yorumlarınızla, mesajlarınızla iştirak ediniz. Yayını birlikte götürelim.
Hatamız kusurumuz olur ise de affımızı talep ediyoruz sayın izleyicilerimiz sizlerden. Şimdi yürekleri dağlayan genç hemşirenin vefatının haberini aktardıktan sonra cenazesinden bilgileri, görüntüleri aktaracağız. Gelsin o görüntüler. Yürekleri dağlayan olaydan sonra genç hemşire şu anda da ekranlarınızda gördüğünüz üzere musalladan defnedildi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Karaman'da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 aylık ikiz çocuklarına hamile Sevinç Gülenç Karapınar karındaki bebekleriyle birlikte dualarla defnedildi. Allah rahmet eylesin. Gelin şimdi musallada neler yaşandı, yürekler nasıl dağlandı. Gerçekten insanın gözyaşlarını tutamayacağı o görüntüler gelecek ekranlarınıza. Hayatının baharında ikiz evlatlarını kucağına alamadan kaybettiğimiz hemşerimizin mekanı cennet olsun. Hep birlikte musallaya gideceğiz. O görüntüleri sizlere aktaracağız. Sizlerden de bir Fatiha istirham ediyoruz. Karaman'da evlerinde eşi tarafından bilinci kapalı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 aylık hamile Sevinç Günenç Karapınar, karnındaki bebeğiyle birlikte dualarla defnedildi. O görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitesinde. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Mansur Dede Mahallesi 106 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten evine dönen Mehmet Emin Karapınar, 9 aylık hamile olan 30 yaşındaki hemşire eşi Sevinç Gülenç Karapınar'ı bilinci kapalı halde buldu. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç hemşire, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bebeğiyle birlikte kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yeri inceleme ekibi de evde inceleme yaptı. Geçen ay doğum iznine ayrılmış. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılan genç kadın ve bebeğinin ön otopsi işlemleri tamamlandı. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen Sevinç Günenç Karapınar'ın, Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde hemşire olarak çalıştı, geçtiğimiz ayda doğum iznine ayrıldığı belirtildi. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları, olayın ardından büyük üzüntü yaşadı. Telefonda eşine başının ağrıdığını söylemiş. Karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybeden genç hemşirenin evde fenalaşmadan 3 saat önce eşiyle telefonda görüştüğü ve akşam bir yakınının nişanına katılmak üzere plan yaptıkları ortaya çıktı. Telefon görüşmesi sırasında genç kadının, eşine başının biraz ağrıdığını söylediği öne sürüldü. 3 yıllık evli olan Sevinç Günenç Karapınar'ın tüp bebek yöntemiyle hamile kaldığı öğrenildi. Karnındaki bebeğiyle son yolculuğuna uğurlandı. Sevinç Günenç Karapınar için öğle namazının ardından Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, genç hemşirenin ailesi ve yakınları ile Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sırasında genç hemşirenin eşi Mehmet Emin Karapınar'ın oldukça üzgün olduğu görüldü. Kılınan namazın ardından Sevinç Günenç Karapınar, karnındaki bebeğiyle birlikte Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. İbrala.com olarak hemşehrimize Allah'tan rahmet, ailesine sanır ve başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin. Tüp bebek tedavisiyle evlat sahibi olmayı beklerken yaşananlara bakın. Tabi hepsi bir sınav. Allah ailesine sabır versin. Mekanı cennet olsun. Hatice Andaç, Allah rahmet eylesin demiş. Instagram'dan gönderdiği mesajda Abid Çoban'a, Sıdıka Eren'e, Rabia Akın'a, Instagram'dan katılan izleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. Karaman'da gerçekten zor bir pazar günü yaşadık. Genç yaşta hemşerimizi kaybettik. Arkasından 18 yaşında bir delikanlının 15. kattan düşmesi haberi geldi. Onun şokunu yaşadık. Gerçekten Karaman zor bir pazar geçirdi diyelim sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Sizlerden gelen mesajlara bakalım kimler neler yazmış. Osman Harmankaya mesaj göndermiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. 14 Mart hekimler, sağlıkta çalışan emektar doktorlarımızın bayramını kutlarız. Türkiye genelinde çalışan değerli doktor, hemşire, sağlıkçılara ayrı ayrı teşekkür ediyor. Selamlarımı gönderiyorum demiş. Osman Harmankaya'nın mesajı ekranlarımıza geldi. Sizler de gerek haberlere ilişkin, gerekse kendi gündeminize ilişkin, herkesin de bir kendi gündemi var, öyle değil mi? Çiftçinin gündemi başka, muhtarın gündemi başka, efendim bakkalın gündemi başka. Herkes kendi gündemini değerlendiriyor. Sizler de kendi gündeminizi yazın. Biz de yayınımızda yer verelim sayın izleyicilerimiz. Okullar ne durumda demiş Yiğit Bozkurt. Genç izleyicimizin mesajı ekranlarımıza geldi.
Birazdan o konuya da değiniriz. Hasan diş budak mesaj göndermiş. İzleyicimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar dileklerini iletmiş. Taşkaleli hemşerilerine selam etmiş. Osman Kehya mesaj göndermiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Bugün tütün mamullerine zam geldi. Birazdan aktaracağız. Tütün mamullerinden gelen zammı, sigaraya gelen zammı da birazdan bahsedeceğiz. Tütün tüketen dostlar gelin, radikal bir karar verin, tütünden vazgeçin. Hem sağlığınız hem paranız kendinizde kalsın demiş Osman Kehya gönderdiği mesajda. Reyhan Mar da mesaj göndermiş. Fotoğrafıyla birlikte ekranlarımıza aktaralım. Allah rahmet eylesin dileklerini iletmiş. Ramazan Duman'ın mesajı ekranlarımıza geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Taşkale Köyü muhtarı yollara ilişkin bir mesaj aktarmış. Dün Taşkale'nin ana yollarını özel idare graderleri açmıştı. Bugün de GBC ile ağıl yollarını ve ara sokaklarını açtık. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, yardımcısı Ali Zeybek ve Yol Şube Müdürü Umur Kocamaç'a teşekkür etmiş. Taşkale Köyü muhtarı bu işi biliyor. Kim ne derse desin. Bakın şimdi o insanların gönlünü aldı. Vallahi helal olsun Taşkale muhtarına. İşi biliyor bu adam. Gerçekten işi biliyor. Tebrik ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Burak Erbay, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. İyi Parti Karaman Gençlik Kolları İl Başkanı Burak Erbay da yayınımıza katılmış kendisine. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ahmet Etik katılmış yayınımıza. Cemile Hanım katılmış. Murat Horzum katılmış. Hamiyet Hanım katılmış. Pandora 1998 katılmış. Instagram'dan katılanlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınınızda. Sizler de lütfen yorumlarla ben kardeşinize katkı sağlayınız. Bu yayın tek başına gitmez. Saatlerce uğraşıyoruz bunu hazırlamak için. Tek ricamız da sizlerin yorum, beğeni ve özellikle paylaşımınız. Bir diğer haberimiz geldi. Sigara fiyatlarına zam geldi sayın izleyicilerimiz. Sigara fiyatlarına gelen zammın ayrıntılarını aktaralım. Sigara fiyatlarına bir aylık aralığın ardından yeni bir zam daha geldi. PM grubuna ait sigaralara bugün 2 TL zam geldi. Son günlerde birçok ürün yüksek fiyatla satılmaya başlanırken bir zam haberi de sigara üzerinden geldi. Philip Morris grubu 13 Mart itibariyle geçerli olmak üzere 2 liralık artışa gittiğini duyurdu. En ucuz sigara 23,5 lira oldu sayın izleyicilerimiz. Fiyatlarını, detaylarını, isimlerini aktaramıyoruz yasak bildiğin üzere. Ama 23,5 lira da gerçekten çok. Bırakabiliyorsanız bırakmanızı dileriz. Sigara içenlere de ne diyelim? Az içmenizi temenni edelim. Diğer haberlerimizle haber maratonumuza, koşturmacamıza devam edeceğiz. Yalnız bu sigara zammı haberi eminim tiryakilerin keyfini kaçırmıştır. Bu haberin üzerine yak bir cigara demeyin. Gelin şu merhetten kurtulun sayın izleyicilerimiz. Sigara zammı haberinden sonra kameraları tekrardan Aktekli 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na döndürdük. Burak Erbay mesaj göndermiş. Taşkale muhtarımızla gurur duyuyor demiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ekranlarımıza aktardık mesajımızı. Gerçekten çalışan insanın yanında olmamız lazım. Destek olmamız lazım. İbrala.com Karaman Yıldızları anketinde bildiğin üzere en fazla oyu alarak Karaman'ın en başarılı muhtarı seçildi. Bu da bir tesadüf değildir. Bu haberin altına gerli gereksiz yorum yazanlar doldu. Onların Taşkale muhtarın keyfini, moralini hiç kaçırmaması lazım. Meyve veren ağaç taşlanacaktır, emin olun. Kurumuş ağaca hiçbir üzerinde meyve olmayan Kanada kavağına kimse taş atar mı? Atmaz. Kim hangi ağaca taş atar? Üzerinde meyve olan varsa ona taş atar. Böyle değerlendirmek lazım. Karaman için taş üstüne taş koyan, köylerimiz için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Kul katında olmasa da Allah katında eminiz karşılığı vardır diye değerlendiriyoruz. Tabi sizler benden çok daha iyi bilirsiniz. Diğer haberlerimizde haber maratonumuza devam edeceğiz ama hemen Van'dan gelen mesajı ekranlarımıza aktaralım. Yeşildereliler bugün akın akın geliyor. Selami Göktaş da gelmişti İzmir'den ama hemen geldi, ateşini aldı gitti herhalde. Üzerinde şortu vardı, denize gidecekti belki de bu kış günü. Yorumlarını bekliyoruz. Gurbetçi hemşerilerimizin yorumlarını bekliyoruz. Fadime Balıkçı, Zeynep Ataş Instagram'dan katılmışlar. Her şeye zam geldi demiş Hatice Andaş. Ona da selam ediyoruz. Yorumlarla lütfen destek olalım. Beğenip tuşuna basalım. Instagram'dan katılan Fatma Hanım'a, Fadime Hanım'a, Zeynep Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz. Van'dan iyi akşamlar dileyen Süleyman Harmankaya'nın mesajı ekranlarımıza geldi. Yorumlarla ben kardeşinize katkı sağlamanızı istirham ediyoruz. Diğer haberlerimize, haber maratonumuza devam ediyoruz.
Bir diğer haberimiz şu anda geldi sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şubesi Piri Reis Kültür Merkezi'nde Şehitler Gecesi düzenledi. Programa siyasi parti, STK ve meslek odası temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını Liseler Komisyon Başkanı Bilal Özcan yaparken Anadolu Gençlik Derneği İl Sorumlusu Abdurrahman Korkmaz şehadet kavramını anlattı. Düzenlenen etkinlikten görüntüler geliyor sayın izleyicilerimiz. Karaman'ın dört köşesinden, dört bucağından neler yaşandıysa bütün gelişmeleri elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya devam ediyoruz. Sizler de çevrenizde olan bitenleri isterseniz 0545 530 70 70'ten, isterseniz bilgi@ibrala.com'dan, isterseniz sosyal medya hesaplarından bize ulaştırın, yer verelim. Bu haberin arkasından tekrardan kameraları Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çevirdik. Hiçbir insan araç olmayınca da tabii bu soğukta deli olan deliğinden çıkmaz derler ya, o hesap kimse dışarı çıkmıyor tabii. Öyle olunca da sanki boş bir fotoğrafmış gibi gözüküyor. Boş fotoğraf değil, canlı görüntüler sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Facebook'tan yayınımıza katılan izleyicilerimizin yorumlarına yer verirken Instagram'dan katılan Sefa Yeniye'ye, Zeki Bey'e, Ali İhsan Bey'e de hoş geldiniz dileklerimizi iletiyoruz. Bütün sosyal medyalarında aynı anda canlı olarak Karaman'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Olan biten her şeyden sizleri haberdar etmeye çalışıyoruz. Bir hatamız, kusurumuz olur ise de affımızı talep ediyoruz. Bir diğer haberimiz şu anda ekranlarımıza geldi. Karaman'da sağlık çalışanları ses yükseltti başlığıyla ibrala.com sitenizde yer alan haberin ayrıntılarını aktarmak istiyoruz. Sağlık Sen Karaman Şube Başkanı Beytullah Bayır 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkta insan gücü ve istihdamı ve hekimlerin sorunları konusunda açıklamada bulundu. Sağlık Sen Karaman Şube Başkanı Beytullah Bayır 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'nin hayat sigortası olan kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor. Bu vesileyle hayatını kaybeden ve şehit olan sağlık çalışanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum dedi. Sahada yaşanan sorunları bilen, gören, yakından takip eden yetkili sendika olarak sorunlara çözüm önerileri üreterek bunları yetkililerle paylaşmayı kendimize misyon edindik dedi. Ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları aktardı. Biz de ibrala.com sitenizde bu açıklamalara yer verdik. Bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sağlıklı, başarılı bir meslek hayatı diliyoruz. Diğer haberlerimizde Karaman'daki önemli gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Birazdan Karaman'ın Twitter sosyal medya gündemini, sosyal medyada Karamanlılar ne konuştu, Twitter'da Karaman nelerden bahsetti, onlara da değineceğiz. Şeyda Hanım'a, İbrahim Bey'e de Instagram'dan katılmışlar, hoş geldiniz diyoruz. Diğer haberlerimizle devam edeceğiz. Facebook'tan yazdığınız yorumları ara ara ekranlarımıza aktarıyoruz. Özellikle gurbetçi izleyicilerimizden yayınımızı paylaşarak ben kardeşlerine katkı sağlamalarını istirham ediyoruz. Şimdiden sağladığınız destek için çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer haberimiz geldi. Karaman'da Akbaş ailesinin acı günü başlığıyla hemşerimizin fotoğrafıyla birlikte yer verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktarmak istiyoruz. Aslen Ermenek'te olup Karaman merkezde ikamet eden Ömer Hami Akbaş'ın babası Orman Dairesi'nden emekli Mustafa Akbaş vefat etti. Hemşerimizin cenazesi yarın 14 Mart 2022 Pazartesi öğle namazının ardından yeni musalladan kaldırılacak. Hemşerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Siz de özellikle gurbetçi hemşerilerimiz vefat eden yakınlarınızın bilgisini bize gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerek WhatsApp'tan gönderin. Belki de Karaman'da defnetmeyeceksiniz, gurbette defnedeceksiniz ama memleketinin de haberi olsun istiyorsunuz. Biz seve seve sizlere katkı sağlamaya hazırız. Vefat haberini de aktardık. Sonrasında sosyal medyada bakalım kimler neler yazmış, ekranlarımıza aktaralım. Siz değerli izleyicilerimiz de görün. Sigara zammı beni bağlamaz oldu, Osman Kehya abinin sayesinde 6 ay oldu, motorun zamları geri alınsın demiş gönderdiği mesajda. Umarız ben bugünlerde birkaç gün içerisinde akaryakıtta güçlü bir indirim olacağını tahmin ediyorum ama çiftçiye bu derman olur mu, orasını siz değerlendirin. Burak Erbay başkanıma da teşekkür ediyorum demiş gönderdiği mesajı ekranlarımıza aktardık. Birazdan Karaman'ın diğer sosyal medyalarındaki gündemi de değerlendireceğiz. Okullar yarın tatil olacak mı, onun da bilgisini aktaracağız. Bu arada Mümin Evren'e, İlknur
Volkan Mildere'ye Instagram'da kullanıcı adlarını telaffuz etmekte zorlanıyorum. Karaoğlu Rümeysa'ya, Sümeyye'ye hoş geldiniz diyoruz. Sefalar getirdiniz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Yorumlarla, mesajlarla yayınımıza katkı sağladığımız haber bülteninde siz değerli izleyicilerimizle birlikte haber maratonumuza devam edeceğiz. Birazdan Karaman merkez ve ilçelerinin hava durumunu, önümüzdeki hafta Karaman buz tutacak, önümüzdeki hafta gün gün hava durumunu birazdan ayrıntılarıyla siz değerli izleyicilerimize aktaracağız. Sizler de lütfen bulunduğunuz köyde, ilçede veya başka şehirde ise orada ne durumdasınız bizlere yorum olarak yazarsanız biz de yayınımızda yer vermek, siz değerli izleyicilerimiz de bunu değerlendirmek isteriz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayında, bütün sosyal medyalarında aynı anda canlı yayındayız. Yorum, beğeni ve paylaşımlarla sağladığınız katkı için teşekkür ediyoruz. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Şu anda ekranlarınıza geldi. Karaman'da 1346 vatandaşımıza geçmiş olsun başlığıyla verdiğimiz haberin ayrıntılarını aktaralım. Karaman'da 1346 vatandaşımız bir hafta içerisinde koronavirüse yakalandı. Türkiye'de nüfusa oranla en fazla vaka olan 15. il olan Karaman'da geçtiğimiz haftaya göre düşüş yaşandı. Geçen hafta Karaman'da 2249 vatandaşımız koronavirüse yakalanmış. Yine geçen hafta Türkiye'de nüfusa oranla en fazla vaka oranı olan 19. il Karaman olmuştu. Bu hafta koronavirüse yakalanan 1346 hemşerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Ve lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Hasan Kazan'a, Sümeyye Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz. Instagram'dan katılan izleyicilerimize sefalar getirdiniz dileklerimizi iletmek istiyoruz. Sizler de lütfen bizlerle haberleri değerlendirin. Tek başıma kendim çalıp kendim oynuyormuş gibi olmayayım. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte Karaman'daki önemli gelişmeleri hep birlikte değerlendirelim. Hep birlikte yorumlayalım inşallah. Şimdiden sağladığınız katkı için her birinize canı gönülden teşekkür etmek istiyoruz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Abdurrahman Aktürk Twitter'da yazmış, kendisi Karaman'da sağlık çalışanlarına yönelik sivil toplum kuruluşunda görev yapan bir sağlıkçı. Hemşerimizin mesajı ekranlarımıza geldi. Hak vermek haricinde her şeyi yaptınız, teşekkür ettiniz, alkış tuttunuz, mektup bile yazdınız da hakkımızı teslim etmediniz demiş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek yazdığı mesajda Karamanlı sağlık çalışanının ve Sağder Başkanlığı'nın mesajı ekranlarımıza geldi. Twitter'da olan bitenleri de ekranlarımıza aktaracağız. Memur 70'te az önce atılan tweet, seçim kanunu teklifinde önemli gelişme, Cumhur İttifakı'nın seçim ve siyasi partiler mevzuatında uzun süredir sürdürdüğü çalışmalar tamamlandı. Yarın meclise geleceği bilgisi aktarıldı Memur 70 haber sitesinde. Bir diğer tweet ekranlarımıza geliyor. Bugün öğle namazına müteakip vefat eden hemşerilerimiz, önceki dönem Kadın Kolları İl Başkanı İmiş Günenç'in kızı, geçmiş dönem Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Mehmet Emin Karapınar'ın eşi Sevinç Günenç Karapınar'ın cenazesindeki başsağlığı dileklerini iletmiş. AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan'ın mesajı şu anda ekranlarımıza geldi. Twitter'da gündem olan bir konu Çin'de ekranlarımıza geldi. Şu anda Çin'de son 2 yılın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Çin'de Covid-19 günlük vaka sayısı bir önceki güne göre 2'ye katlandı. Yeni vaka sayısı 3400. Birçok kentte okullar kapatıldı. Sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz, Karaman'daki vaka sayısından fazla hemen hemen vaka sayısı var ama okulları kapatmışlar. Bunun bilgisi ekranlarımıza geldi. Kasım Karakoç, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde hocamız tweet atmış. O tweet ekranlarımıza geliyor. Hocamızın fotoğrafıyla birlikte. Bugün de Karaman'ın kar yağar kar üstüne modu açık demiş. Karaman'daki güzel bir fotoğrafla birlikte Twitter'da paylaşmış. Karaman Gençlik Merkezi attığı tweette, gençler arası ses müzik yarışmasına katılmak isteyen gençlerimiz merkezimizde hazırlıklarını sürdürüyor demiş, ekranlarımıza getirdik. AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker attığı tweet şu anda ekranlarımıza geldi. Doğmamış yavrusuyla rahmeti rahmana kavuşan merhume Sevinç kardeşimizin mekanı cennet olsun ailesine, yakınlarına. Acılı annesi başkanımız İmiş İncedal Güneç'e, değerli eşi kardeşim Mehmet Emin Karapınar'a ve tüm yakınlarına sabır diliyorum demiş gönderdiği tweette. Karaman'ı keşfet Twitter sayfası, ben Karaman'ın ısınacağına olan inancımı kaybettim demiş.
Twitter'da, sosyal medyada Karaman'la ilgili neler konuşuluyor onları ekranlarımıza getirdik. Karaman'ın tek canlı haber bülteninde siz değerli izleyicilerimizle birlikte götürmek istiyoruz. Sizlerden gelen yorumları yayınımıza aktarıyoruz. Sizler neler yazmışsınız bir bakalım. Taşkale muhtarımız başarılı insan Hasan Karaca iradesini güçlü tutarak sigaradan kurtuldu. Gönülden tebrik ederim demiş, kendisinin mesajını ekranlarımıza aktardık. Ramazan Özyer'in mesajı ekranlarımıza geldi. Yiğit Bozkurt ekranlarımıza geldi mesajı. Okullar tatil değil, bence bu konuya değinir misiniz demiş. Birazdan bahsedeceğiz. Sizlerden gelen mesajları elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Yorumlar atlanarak okunuyor herhalde demiş. Nevdet Ortaoğlu'da yazmaz yazmaz bugün yazacağı tuttu. Onda da eleştiri yazmış. Nevdet Bey'in mesajını bizi eleştiren yazısını da ekranlarımıza getirdik. Elimizden geldiğince bütün izleyicilerimizin yorumlarını ekranlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı lütfen yazınız, ekranlarımıza getirmeye çalışalım. Yağsız sigarasız yaşanır, mazotsuz yaşanmaz demiş. Muhtarım sen gübreye çözüm buldun, yarasa gübresi kullanıyorsun. Eminim Taşkaleli olarak mazota da bir çözüm bulacaksın. Mazota bulacağın çözümü İbrala.com olarak haber yapmak için hazır olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Diğer haberlerimizle devam edeceğiz. Lütfen sizler de yayınımıza yorumlarınızla katkı sağlayınız. Sağladığınız katkı için bütün izleyicilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bütün sosyal medyalarında, çok sayıda Facebook sayfasında, grubunda, aynı anda canlı yayında olduğumuz için bazen yazacaklarınız gözümüzden kaçabiliyor. Bunun için de affınızı talep ediyoruz. Elimizden geldiğince kaçırmamaya çalışıyoruz. Siz değerli izleyicilerimizden gelen mesajları şimdiden katkı sağlayan bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Karaman buz tutacak, birazdan bilgisini aktaracağız. Yarın okullar tatil mi demiş Tuncay. Akkar'ın mesajı ekranlarımıza geldi, kendisine selam ediyoruz. Yorum, beğeni ve paylaşımlarla katkı sağlamanızı istirham ediyoruz. Bir diğer yorum geldi Zübeyde Süleyman Uludağ. Hayırlı yayınlar, bugün kaybettiğimiz genç kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun demiş. Savaş Bakırdaş mesaj göndermiş. Başsağlığı dileklerini iletmiş. Herhalde evladıyla olan fotoğrafı Allah bağışlasın diyelim. Allah acısını göstermesin sayın izleyicimiz. İyi yayınlar demiş sayın izleyicimiz Mehmet Saydam'ın mesajı ekranlarımıza geldi. Sizlerden gelen mesajları, yorumları, Twitter'da yazılanları Karaman gündemini aktardığımız canlı yayınımıza, haber koşturmacamıza devam ediyoruz. Karaman merkez ve ilçelerde bugün ve yarın hava durum bilgileri ekranlarımıza geldi sayın izleyicilerimiz. Karaman'da bugün -6 derece olan sıcaklıklar -6 derece de devam edecek yarın. Biraz sonra Karaman'ın önümüzdeki haftaki hava durumunu da aktaracağız. Karaman önümüzdeki hafta buz tutacak, hepsini tek tek aktaracağız. Ayrancı ilçemizde sıcaklıklar -6 dereceye düşüyor yarın. Ermenek ilçemizde sıcaklık -5 derece. Karaman merkez ve ilçelerinde kar yağışı devam edeceği tahmin ediliyor meteoroloji tarafından. Kazım Karabekir ilçemizde sıcaklık yarın -4 derece. Sarıveller ilçemizde yine -6 derece. Başyayla ilçemizde de sıcaklıkların -6 derece olması bekleniyor. Karaman'da önümüzdeki hafta hava nasıl olacak, onun bilgilerini ekranlarımıza getirelim. Şu anda ekranlarınıza geldi. Karaman da yarın sıcaklıklar -13 dereceye kadar düşecek. Salı gün -12 derece, çarşamba gün -11, perşembe gün -6 derece olması, yine kar yağışının perşembe gün tekrar Karaman'a gelmesi bekleniyor. Cuma günde Karaman'da sıcaklıklar -6 derece olacak ve Karaman'da kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Merkezde ve ilçelerde sıcaklıklar -13 dereceye kadar düşecek sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Tekrardan kameralarımızı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na, İsmetpaşa'ya çevirdik. Siz değerli izleyicilerimizden gelen haberleri, yorumları, mesajları ekranlarımıza getiriyoruz. Yorumlarınızla ben kardeşinize katkı sağlayan bütün izleyicilerimize canı gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Yayınımıza çok sayıda genç izleyicimiz okulların tatil olup olmadığına ilişkin yorum olarak mesajlarını gönderdiler. Türkiye genelinde sadece bugün şu ana kadar Gümüşhane ilinde okulların tatil olacağı açıklaması geldi. Onun dışında illerimizden yarına ilişkin, okulların tatil olacağına ilişkin şu ana kadar bir açıklama gelmedi.
Sizlerden gelen mesajları yayınımızda aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Sizler de gündeme ilişkin düşüncelerinizi yayınımızda yayınlanmasını istediğiniz mesajlarınızı bize aktarırsanız yayınımızda mutlu oluruz. Sizlerden gelen yorumlar gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Önceki yorumum okunmadı demiş Nevdet Ortaoğlu. Arkadaşlarımız baktı, herhangi bir yorumunuzu göremedi. Tekrar yazarsanız mutlu oluruz. Çok sayıda aynı anda ağda yayında olduğumuz için gözden kaçmıştır. Bizim hatamızdır diyelim. Affınızı talep edelim. Erdem Kuaför, Allah bu soğukta dışarıda kalanlara, dışarıda çalışmak zorunda olanlara yardım etsin inşallah demiş. İzleyicimizin düşüncesine katılmamak elde değil sayın izleyicilerimiz. Türkiye'de artan akaryakıt fiyatları ilginç görüntülerin de yaşanmasına neden oldu. Şimdi o görüntü geliyor ekranlarınıza. Bakın bu görüntüler İstanbul'dan. İstanbul'dan bir vatandaş başka bir aracın plakasını arabasına takmış, benzin istasyonlarına geliyor. Benzinin deposunu tamamen doldurtuyor. Doldurduktan sonra basıp gidiyor parasını ödemeden. Güvenlik kamerası görüntüleri şu anda ekranlarınıza geliyor. Aynı vatandaş bugüne ait bu güvenlik kamerası görüntüleri sayın izleyicilerimiz geliyor. Arabasının yakıtını dolduruyor. Doldurduktan sonra da arabasının içinde basıp gidiyor. Hiç ödeme yapmıyor. Başka istasyonlarda da yapmış. Bugün Türkiye'de gündem oldu bu görüntüler. Artan akaryakıt fiyatları mı bu hale getirdi? Yoksa insanların utanma duygusunu kaybetmesi mi bu hale getirdi? Yorumu size bırakıyorum. Sizler de yorum yazarsanız yayınımızda yer verelim. Bakın şu anda akaryakıtını doldurtuyor. Doldurduktan sonra sizler de göreceksiniz. Basıp gidiyor. Bunu başka bir aracın plakasını takmış. Bakın şu anda deposu doldu. Bastı gitti. Bu kadar. Pompacı yazık nasıl bakıyor garibim. İnşallah iş yeri sahibi bu borcu yazık bu gariban işçi kardeşimize ödetmemiştir. Bakın yine aynı şahıs başka bir araçla sahte plakayla başka bir istasyona geliyor. Yine arabasının yakıtını dolduruyor. Doldurduktan sonra basmış gitmiş. Bu da Türkiye'de gündem olan bir olaydı. Bakın yüzsüzlük mü, arsızlık mı artık siz değerlendirin. Yorumlarınızı bekliyoruz bu konuda sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Bakalım kimler yazdı, neler yazdı ekranlarımıza getirelim. İbrala TV sayfasına yazmış. Nevdet Ortaoğlu'nun mesajı İbrala TV sayfasına şu anda ekranlarımıza geldi. İyi geceler, bugün Biyakütle Enerji Fabrikası'ndan etrafa yayılan kapkara dumanları seyrettim. Karlar içinden simsiyah dumanlar yaz aylarında çevreye verdiği zararları göreceğiz demiş. Karaman'daki biyokütle santraline ilişkin eleştirisini dile getirmiş İbrala TV sayfasında. Çok sayıda ağda aynı anda canlı yayında olduğumuz için bazen gözden kaçabiliyor. Affınızı talep ediyoruz gerçekten. Arkadaşlarımız hemen müdahale ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bütün izleyicilerimizden. Abi Çoban yine mesaj göndermiş. Kendisinin mesajı şu anda ekranlarımıza geldi. Sağlık çalışanlarının gününü kutlamış. Samet Tunç, selam ediyoruz Samet Bey kardeşimize. Gerek Facebook'tan gerek Instagram'dan katılan Erhan Oza'ya, Fatma Tolu'ya da selam olsun. Kendilerine de sağladıkları katkı için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Genç izleyicilerimizin en çok merak ettiği konu herhalde yarın okulların tatil olup olmayacağıydı. Geçen cuma gün tatil kararı gece 10.30 dolaylarında Karaman Valiliği tarafından açıklandı. Biz de açıklanır açıklanmaz İbrala.com sitenizde yer verdik. Ne yapacaksınız peki? Şöyle yapacaksınız. Cep telefonunuza, kendi cep telefonunuza veya anne babanızın cep telefonuna Google Play'den veya iOS Store'dan İbrala.com uygulamasını Karaman Haber diye bulabilirsiniz. Bu arada iOS Store'da da tek yer alan Karaman Haber uygulaması İbrala.com uygulaması. Uygulamayı kuracaksınız, kurduktan sonra size bir uyarı verecek. Diyecek ki haberlerden anında haberdar olmak ister misiniz, size bildirim gönderelim diyecek. Eğer siz bu bildirimi seçerseniz biz hemen tatil kararını haber olarak girdiğimiz an ekranlarımıza getireceğiz sayın izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Tuncay Aktar mesaj göndermiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Güzel fotoğrafıyla birlikte, ay yıldızlı Türk bayraklı güzel fotoğrafıyla birlikte ekranlarımıza getirdik. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında Karaman'da olan biten gelişmeleri siz değerli izleyicilerimizle değerlendirdiğimiz canlı yayınımızda bir koşturmaca gibi Karaman'ı köşe bucak gezdik. Çumra'da dün gece geç saatlerde aralarında bir çocuğun da olduğu, iki kişi silahla vuruldu. İki aile arasında çıkan silahlı çatışmada can kaybının olmaması teselli kaynağıydı.
Dün yine Kılbasan köyünde, Karaman Kılbasan köyünde bir yangın çıktı. Ayrıntıları birazdan ibrala.com sitenizde yer vereceğiz. Yangında can kaybının olmaması teselli kaynağıydı. Karaman'da genç hemşirenin vefatı insanları derinden yaraladı. Yine aynı şekilde Piri Reis konutlarında 18 yaşındaki gencimizin 15. kattan düşerek yaşamını yitirmesi yine Karaman'da yürekleri dağlayan bir diğer olaydı. Ramazan Özyer mesaj göndermiş. Nevdet Bey'e teşekkür ediyorum demiş kendisinin gönderdiği mesaja. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında Karaman'ın gündemini birlikte değerlendiriyoruz. Mücip Uysal mesaj göndermiş. Yarın Karaman'da okullar tatil olur mu demiş. Kıymetli güzel kardeşim, genç kardeşim, öğrenci kardeşim yanılmıyorsam inşallah tatil olmaz. Sizlerin, Karaman'ın geleceği olan evlatlarımızın daha iyi eğitim alması, Karaman'ın daha yukarılara taşıması gerektiğini düşünüyorum. Belki bir günlük keyif için tatil istiyorsunuz ama emin olun ilerleyen zamanlarda siz de bu tatilleri istemeyeceksiniz diye değerlendiriyorum. Gurbetçi hemşerilerimiz bugün yayınımıza büyük katkı sağladılar. Her birine canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Bugün de ben kardeşinize katlandınız, katkı sağladınız. Erhan Ozbay'a, Tolu Fatma'ya, Hacer Han'a, Beyhan Hanım'a, Taner Kılınç'a, Hüseyin Aydın'a, Instagram'dan katılan Suzan Peynirci, İbrala.com'da da yazılarına severek okuduğunuz Suzan Peynirci hocamıza, Instagram'dan katılan izleyicilerimize de selam ediyoruz. Karaman'ın tek canlı haber bülteni İbrala.com canlı yayınında gündemi birlikte değerlendirdik. Bir hafta sonu daha geride bıraktık. Yarın yeni bir haftaya başlayacağız. Karaman buz tutacak. Aman sıkı giyinin. Aracınızla çıkacaksanız zincirinizi, çekme halatınızı almayı, takmayı unutmayınız. Yarın saatler 21'i gösterdiğinde inşallah ben kardeşinizi yine yalnız bırakmazsınız. Her yayının sonundaki dileklerle yayınımızı bitirelim. Bedeninizden sağlık, ailenizden, yuvanızdan huzur hiç eksik olmasın. Önümüzdeki hafta inşallah Rabbimden dileğim odur ki siz değerli izleyicilerimize huzur getirsin, sağlık getirsin, mutluluk getirsin. Yarın akşam 21'de görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun değerli hemşerilerim. Hoşça kalın.